Herkese merhaba, ben Şenol. Kontrakt Bilim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arasında bir miktar amelelik. 158 bin dolarımız var. Öncelikle tahmin ettiklerimi teyit eden yönde yorumlar da var. Aşağıdan yakıt alınabilir ama elektrik varken elektriği elle jeneratöre şey ettirmek zor. Onu bir bilemiyorum mantığı ne yapmışlar, bir şey diyemeyeceğim ama sonuç olarak rüzgar türbününü alacak parayı buldum abi. Bununla birlikte tahmin ediyorum olayı çözeriz. Harcıyorum buna çünkü yani. Onunla birlikte kutu taşımada ben de öyle tahmin ettim. Tam bir kutu boyutunda taşıyabiliyorsun ama şey verdikçe işte 4 çeyrek, 2 yarım falan taşıyabiliyorsun şeklinde oluyor o arkadaş. Ofisteki yakıt yerindeki pompanın ekranında ofisine sipariş verebiliyorsun bunu. Ama elektrik olunca nereye geldi o? Buraya. Şu an artık elektriğimiz var değil mi? Yoksa buna da pil gerekiyor mu? Tamam, elektrik var. Güzel. Sıkıntı yok. Ne diyor? Jeneratör, aküler, sıkıştırmış makinesi. Nerede? Rüzgar türbünü. 10 üretiyor. Ne kadar tüketiyoruz? Garaj kapıları. Şu an 0 ama depoda yok. Sıkıştırma makinesi 2. Sıkıştırıcı 5. Vay arkadaş. Oğlum koca rüzgar türbünü. Anca onu çalıştıracak. Ekstra pek bir şey de çalıştırmayacak ha. O da bir ayrı ilginç. Evet, buradan istediğin gibi sipariş verebiliyorsun. Lazım mı şu an? Değil yani. Şöyle az bir şey söyleyeyim mi? Ne bileyim. Tam 500 litre de işlettiremiyoruz ama. Şu kadar bir şey olmaz. Maksat yakıt olsun. Siparişi verdin. Ha, bayağı fiziksel olarak mı gelecek lan acaba? İlginç. Ona da bir bakarız. Ha, onunla birlikte becerilerden el sanatında mıydı? Özel becerilerden teknoloji. Teknolojide. Abi şurada resimde ben de fark ettim. Evet. O videoda fark etmedim de. Resimde şey bölümünün açıldığını, online mağazanın açıldığını gördüm. Burayı maxladım. Online mağazamız açık. Buradan şeyler alıyordu. Ne alayım oğlum şimdi? Elektronik mağazalar. Native mobilya mağazaları. Direkt bizim buraya mı getiriyorlar acaba? Hırdavatçılarda yıldız yok yalnız. Doğru, onlar da herhangi bir yıldız niye olsun ki? Sipariş verip direkt buraya getirtip buradan mı patır kütür götürüyoruz? Galiba. Yanlış anlamadıysam. Tamam, işe girdiğimiz zaman onun siparişini veririz. İş olarak ne yapalım? Mailden bir şeyler yapabiliriz. Onunla birlikte nerede o? Sözleşmelerde şöyle bir durum da var. Mevcut şirket şöhret seviyesine uygun sözleşmeler alacaksın. Şu %100'lü gerisi %0'dan son baktığımda. %40, %40, %20 oldu. İlginç. Yani şuradaki resim burada söylüyor zaten. Dekorasyon %40. Bir miktar daha dekorasyon yapabilirim. Bir miktar taşıma yapabilirim. Şu arkadaş ne bilmiyorum şu an. Hiç yok bile piyasada. Yıkım daha fazla olması lazım. Bayağı da yıkım yaptım ben ya. Yıkımdan götürdüm parayı. Yıkım yapıp yapıp durdum. Allah bereket etsin. Lan 2500 dolar da mal mı taşınır ya? Vay arkadaş. Dur. Nerede o? Geldi mi? Valla buraya fiziksel olarak bir şey geldiğini sanmıyorum. Araç sesi falan duymadım. Tahmin ediyorum gelmiyor. Kuvvetle muhtemel. Pil satın alınabilir. Gerekirse ki o da bak pek mantıklı gelmedi. An itibariyle bana para lazım. Para içinde sıkıştırmak lazım. Sıkıştırmak için de malzeme taşımak lazım. Şuralar biraz dağıldı. Oyuna çık gir yapınca bunlar biraz dağılıyor. Sağlık olsun. Bir miktar para yapalım. O sıkıştırmanın ekstrasına bir şey diyen olmadı. Ekstrası çünkü şuna benziyor. Bir miktar para ediyor ama artık o kadar para etmiyor. Bunlar kadar değil en azından. Oha, kağıdı bitirdim lan. Bunlar bitebiliyor mu oğlum? Öyle bir şey yok. Sadece kağıt götürüyorum. Aşağıda da zaten var. Bayağı bir dizmiştim. Bayağı işimiz var orada. Ezip ezip duracağız. İki ez kenara koy. İki ez kenara koy. Bu şekilde bir miktar para yaparız gibi düşünüyorum. Ya şunu tek tuşa halledersen çok mübarek iş yapacaksın. Vallahi billahi yani bak. Görüyor musun? İki malzemeyi koy. İki kapağı kapat. İkisini kilitle. Bas. Bekle. İnsin. İndikten sonra tekrar... İki kıskacı aç.
Malzemeyi al, koy. Preslenmiş metal. Gördüğünüz gibi. Kutu içecekler gibi. Preslenmiş kağıt. Bayağı kağıt parçaları. Bunu göstermiştim galiba zaten. Preslenmiş plastik. Bunların hepsi gözüküyordu. Şu tamamen bitti zaten de. Bir posta gidelim satalım. Uğraştığımız vakte değeceğini bir görelim de. Yok neydi bunların tanesi 6000. Bunlar kaç ediyor bilmiyorum. Ya bir kamyon dolusu götürdüğümüzde ki rahat dolacak herhalde. Dediği umut ediyorum. Emin de değilim ha. Ha dolmaz mı lan o? Vallahi iki kamyon tam getirmedim doğru. İkincisi biraz azdı. Hayırlısı. Bir sonrakine tam kamyon doldururuz. Oradakileri satacağım sonuçta da. Bir yerden sonra herhalde bununla uğraşmayı bırakırım. Sıkar çünkü yani. Ama şu an bir miktar paraya da ihtiyacımız var. Geri dönüşüm önemli. Gezegeni kurtaralım. Aha da buyurun. Full değil. Evet durum. Kağıt 600 ediyordu. Bu 760 ediyor. Bu kaç ediyor lan? 9000'e satıldığına göre 12-14 tane. Bu da 600 civarı falan ediyor herhalde ya. Vallahi o kadar uğraştıktan sonra toplamda ne para verecek? Şuna bas yolla. Şunu bas yolla. Şu arkadaşı da verelim de. Yani şu vakitte ne yapılabilirdi? Onu düşünüyorum. Yani şu kadar sürede. Malzemeleri oradan oraya götür. Orada ez. Oradan buraya getir. Sat. 9000. 3000. 9 daha. 9, 18, 22.000 civarı falan mı ediyor yani toplamda? 9, 18, 21, küsur hatlarla 22 diyebiliriz ya. Bilemedim. Bilemedim. Yani peş peşe hepsini yapmak biraz eziyet gibi ama araya başka görevler sokulması lazım bence. Sıkılırsın. O bir seferlik ama yani o sürekli olan bir şey değil. Sonradan evlerden çıkarttığım çöpleri birleştirmeyle uğraşmama gerek yok. Yani normalde zaten birleştirmeden satsan evden çıkan bir kamyonla rahat götürülür. Birleştirmeden satsan evet 240 neydi? 100 küsür mü ne galiba sıkıştırmadan bir şeyden kazanıyorsun. Hemen hemen. Sanmıyorum uğraşacağım ya. Kuvvetle muhtemel uğraşmam. Bir şuraya bir bakayım ne kadar varmış. Ortalığı temizlemek için özellikle ortalığa biraz takıldım. Ha plastik de bitik. Bu da 5-5 geliyor. 20 tane yok burada. Şu bir kamyonla halledilir. Oo daha cam var oğlum ya. Cam çok var. Şimdi değil sonra. Yalnız şimdi dikkat ediyorum da. Şöhret %100'ü tamamlıyor herhalde. Ben bunların hani bireysel olarak gidiyor diye düşünüyordum da 40-80-100 oluyor şöyle baktığınız zaman. Şimdi mesela yıkım var. Orta zorluk 30.000. Buradan bayağı pislik de çıkıyor. 30.000 veriyor. Pisliklerden de bir 3-5 falan gelse 35.000 falan ama tahmini yarım saati falan götürüyor ya. Kuvvetle muhtemel. Ama onun kadar para veren de yok burada. Maile baktığın zaman taşıma var. 7.500 veriyor abi taşımada. Nedir ya? Miktar 16-20. 18 taşıyabiliyoruz işte. Polis karakolu taşıyayım. Son teslim tarihi 15. Bunu götürebilirim. Tecrübe 2400. Tecrübe peşine aslında o işlere koşulabilir. Yoksa bu daha mantıklı ama ben şu an bunu alacağım. Çünkü şey görevini de yapmak istiyorum. Mağaza görevini de yapmak istiyorum. Şimdi orta mağazası. Şu arkadaş. Bench, bisiklet, çubuk, plaka. Ha. Oyuncu masası, oyuncu koltuğu 3-4-3 seviye istiyor. Şurası tam da değil ya mobil ya. 4 yok bunda. 3-3.5. Ulan 3-4-3. Ayrı ayrı şeylerden de istiyorsun ya Allah canına. Mesela 3 seviye oyuncu masası burada var. Öbüründe yok. Oyuncu masası.
Oyuncu koltuğunu 4 istiyor mesela. Yok oğlum burada 4. Öbür tarafta da 3 yok. Yani Allah bildiği gibi yapsın. Neyse 3 olanları buradan şey yapalım. Koltuk. Görevi yaptığım an çünkü şey olacak ya. 2 tane seviye 3. Yunus koltuk mu istiyorsun lan? Bir şey değil mi? Çift kişilik. Yok, şundan istiyor herhalde. Ya şundan olsun. Evet. Çift kişilik kanepe. Şu olabilir. Bir tane. Sehpa istiyor. Şu olsun. Gerisi yok burada tabii. TV ünitesini ayrı bir yerden, oyuncu koltuğunu ayrı bir yerden alacağız. Vay arkadaş. Tamam, TV ünitesi ve geri kalanı şey alırız. Oyuncu koltuğunu alalım. Yuvarlak halıyı da oradan alırız. Sepet. Hepsini satın al. Aha. Aa, eve de yolluyor, şeye diyor. Aa, 10 numara 5 yıldızdan. Tamam, buradan taşımama gerek kalmadı. Onu bilmiyordum işte. O konu hakkında bir fikrim yok. Ama sonuçta şey almış olduk. Oyuncu koltuğu. Oha. Seviye 4. Oyuncu koltuğu bu var. Bu ne oğlum? İşte buna oturuyoruz. Olsun, benimki de iyi değil. 5500 neymiş. Hayvan oğlu hayvan. Gönder kardeşim. Arkada çok geçilmiyor. İnşallah bir şey diyemeyeceğim. TV ünitesi 2. Şu olsun. Yuvarlak halı. Halı o diye halı, yuvarlak halı. Tamam, bu olur, fark etmez. Plaka mı? What? Ne plakası lan? Bildiğimiz plaka. 1, 2, 3, 4. Değil, bu değil, bu değil, bu değil. 1, 2, 3, 4. Bu da değil. Plaka ne oğlum? 1, 2, 3, 4. Aa, bu. Tamam. Şu değil. Bu değil. Aha, doğru. Allah'ım ya. Sporcu olacak. Anladım. Adam. Tabii bisiklet falan. Bisiklet. Bayağı da paraymış lan bunlar. Vallahi. Bench. Hadi buyur. 1, 2, 3. Oluyor mu böyle? Oluyor böyle. Tamamdır. Kardeşim. 1600 bir şeydi. Kargo gönder dediğin zaman. Kargo tutar 655. Adama girecek. Beni ilgilendirmez. Neyse. T'ye basıp bölümü tamamlıyoruz. Arazi mülkü satın al. Tapu almak için belediye yetkilisiyle görüş. Arazi üzerine bir ev inşa et. Arazi üzerine bir ev dekore et. Çoğunu yapmıştım. Dekor kısmı pek kalmamış olabilir. Kırdavatçıda bir şey var mı? Var. Allah'ım ya. Neyse şunları alayım, oraya gidelim. Aa, şunu da göstereyim ama ya. Abi 3 puanlık PC istiyor. PC kes. Yavrum benim. Monitör istiyor. 3. Bam. Televizyon istiyor. Klavye mouse buradan değil. Klavye mouse da kaliteliye gitti. Bak bak. Allah canını. Seviye 4 klavye mouse istiyor. Olur abi. Kargo iyi girdi. Ne var lan? Klavye mouse 4. Şu. Güzelmiş abi, bileğini falan da. Vallahi güzelmiş. 160 dolar. Olabilir biliyor musun? Şu an klavye mouse fiyatlarını bilmiyorum da. Mümkün yani. Hakikaten mümkün. Neyse, hırdavatı hallettim. Elektronu hallettim. Mobilyayı hallettim. Görev yerine yola çıkabilirim. Aha, siparişler gelmiş. Yürü be. Hoppa, hiç taşımıyorsun bile. Kargo ile geliyor. Online oğlum. Online iyidir ya. Online güzeldir. İlk başta her şey aşağıda mı? Ha yok, bunları. Bunlar kırık olanları yol vereceğiz. Geri kalanı en son yerleştiririm ya. Yerleştirme kısmı en son. Hocam. Koyduğumuz sehpaya şey yaparız ya. Vallahi işimiz var burada. Ha bak. Bum, bum. Aha. Lan ikisini aynı anda koyaydın ya.
Seni birlikte koyar diye düşündüm de. Öyle bir dünya yok anlaşılan. Sağlık olsun. Veyahut da oda da halledebilirim ya. Niye olmasın? Yani burada söylüyor zaten nerede ne var. Al mesela TV ünit. Ulan köpek zannettim bir an ona. Vallahi. Kuvvetle muhtemelen bunu buraya koyacağız değil mi? Yazıyor mu? Yazıyor. TV ünitesi, sehpa, televizyon, koltuk. Koltuk da buraya. Yalnız bir tane koltuk diyor. Çünkü bu koltuk kırık. Bunu da yolluyoruz. İyiymiş. Monitör, PC ekranı, aha da televizyon. Buyur kardeşim. Tamam da bu şey nasıl yanına olacak? Zaten TV ünitelik değil ki bu ya. Bu çok saçma ama yani. Neyse koyalım da yani. Burası için değil kardeşim. Değil mi? Hiç alakası yok. Koltuklar falan orada mı bu arada? Ev barı, step, plaka, bisiklet, genç, tezgah. Buradan bir tanesi olması gerekmiyor mu? Game room bu. Sehpa, masa. Ha şu koltuk. Oh. Ya Allah canını almıyor. Alttakini şettirmen gerekiyor. Üçlü de aldık bir tane. Ona göre yerleştireceğiz. Yo, burada söylediği sadece bir tane de sehpa istiyor. Gazete, dekorasyon, kupa, çiçek falan bunlar değil. Tamam da sehpa aldık mı ki oğlum biz? Yani burada living room'a sadece çift kişilik kanepe var. Burası alt katla alakalı herhalde. Yuvarlak halı var. Plaka var. Olimpik bar var. Sehpa ne oğlum? Game room sehpası var yani bu. Bu mu? Buymuş. Mobilya satın al, çift kişilik. Tamam burada hala çift kişilik mobilya muhabbeti var. Yuvarlak halı. Tamam da bu halı ne olacak? Hala yuvarlak halıyı benden istiyor burası. Harbi kafa karıştırırsın hocam. Şu an opsiyonel TV odası %100 diyor. Ama hala yukarıda şöyle göstereyim. Yani hatta temizine şöyle göstereyim. Yani, o da bir ayrı ilginç durum. Anlamadım onu. Neyse şunları koy buraya. Şeyi oraya koyarız. Sıkıntı değil de. Gayet iyi bile oldu bana sorarsanız. Yuvarlak şeyi nasıl koyacağım? O çok ilginç durum. Al bunu koyunca yaptı ya. Şaka mısın ya? Teknik olarak şunu koymama bile gerek yok. Nedir abi mantığı bunun? Eksik gözükmüyor. Tamam abi al bunu evine götürürsün. Lan delisi ya. Buralarda bir şeyler yok. Bu odada görev yok. Üst kata bir bakayım da. Olay karışmasın. Yani yatak ve gardırop istiyor buraya. Ama bu odada bir görev yok diyor. Ya oyuncu odası burası olması gerekmiyor oğlum. Nereye? Başka odaya mı yapacaksın? Bu odada görev yok. Bu odada görev yok. Galiba bodrumu yapacak herif ya. Anladım anladım. Asıl olay bodrumda. Bu odada görev yok. Bu odada görev yok. Bu odada var. Baya görev var. Ve bu oda asıl. Önce bir çöpleri toplayalım da. Etrafı bir toparlayalım. Çöp tamam. Kirlilikler temiz. Tamam. Zemini, döşeme falan var. Bunları ne yapacağım abi? Dekorasyon falan. Şimdilik bunları dışarı çıkartalım. Ne diyeyim? Bunları herhalde buraya bir yere koyacağız. Ofis dekorasyonu. Do not open. Ne yapayım orada bırakayım mı? Şuursuz. Şöyle dursun ya. Oho. Ya bak doldu burası ya. Zemin döşe halı. Olur. Abi bir dakika ilk başta yıkacağız bunu değil mi? Tabii ki de. Unutuyorum hep. Ne kadar boyutta yıkadım. Abi iyice gelişti o iş. İyi dışarıyı falan yıkmıyor ha. Harbi diyorum.
Onda değil miydi lan o? Yok, direkt miydi? Direkti. Lan halıyı döşedik. Burası da mı halı? Yok, boya, kömür, duvarları sıva. Bir şey yok bunun. Orada durabiliriz. Ya o da yapacağım ya. Mobilya satın al. Bench, bisiklet, çubuk, plaka hepsi buraya. Spor salonu burası. Belki sana bir havalandırma falan yap ama. Sıkıntı olur orada. Ve bu da sonuncu. Barı buraya falan koyabiliyoruz mu? Ha, koyabiliyoruz. Şunları öyle bir şey var mı? Yok ya. Neyse burası tamamdır. Opsiyon olarak avize ve lamba anahtarı istiyor. Yerim opsiyonunu. Görev %100 biter. Şunları ne yapacağız acaba, çok merak ediyorum ya. Şöyle mi dizelim? Do not open diyor ya. Açmıyoruz kardeşim, açmıyoruz. Açılmıyorlar. Açınca bu oluyor bu arada. Sıvayla başlayacağız. Bakayım bunu biraz daha hızlı yapıyor muyum? Daha fazla tutuyor muyum? %40. Başından beri öyle galiba. Bunu çok bir geliştirmedik ya. Belki bir sefer tahmin ediyorum. Geliştirebiliyor muyum? Ona da bir bakalım da becerilerde. Alet becerilerinde sıvama 2 puan istiyor. Ya tamam, böyle iyidir. Buranın altına bir şey yaptırmıyor ya. Duvarları sıvadım. Boyayacağız. Ekstra bir şey istemiyor. Allah'ım, bu renk de oğlum. Aslında fena da fikir değil ha. Hem de duvara biraz şekil boyayasım var. Ekstra bir dekorla falan. Çok sade oldu benimki. Renk bir acayip. Hakikaten acayip. Neyse şöyle ortalayalım burayı ya. Mobilya. Kasa. Tamam. Bunları mağaz falan almıştık. Dur, boş gitmeyelim. İşimiz yok bunun artık. Yine geç oldu. Son rötuşlar. Elektronik. Ne bu? Monitörü falan. Tabii ya, kör monitör. Neden olmasın arkadaş? Şunu biraz daha şöyle. Ne kaldı? Klavye, mouse kaldı, sandalye kaldı. Şimdi birlikte götüreydik ya. Koy şöyle bir yere. Ya dışarı çıkmayalım. Sandalyesi, camış sandalyesi. Bu ne abi? Kendi klavye, mouse yerim. Nasıl bir şey lan o? Tamam da bu ne? Bu saçma yani bu. Bu olmaz ki abi. Ne işe yarıyor bu koltuk ya? Bir şeyler mi yiyip içiyor? Ne yapıyor? Oğlum var ya, bir de soğutmalı, ısıtmalı falan filan bir şeyse 10 numara olur ha. Büyük halı mı? Mobilya satın al, büyük halı. Dalga geçiyorsun. Şunu verelim sana. Bu büyük halı mı? Ne bu? Yuvarlak halı. Allah'ım, eksik var. Deme ya. Dur bakayım, şuradan listeden bir bakayım. Nerede lan onlar? Yapılanlar. Büyük halı kaldı sadece. Senin ne kadar hızlı geldiğini görmüş oluruz. Tahmin ediyorum mobilya mağazasında, değil mi? Büyük halı. Nerede abi büyük halı ya? Büyük halı. Almamışım gerçekten. Evet. Tebrik ediyorum. 45 satın al, eve kargo ile gönder abi. Tata. Ha. Amazon Prime. Ben reklamını yapalım. Sen güzel kardeşim. Al böyle kalsın. Kusura bakma, zaten uyuz oldum. Zevki nasıl içim diyeceğim de. Genel olarak ben aldım ama yine de boktan bir harcamam içimi. Bu kadar değil mi? %100 görev tahmin ediyorum. Kapat kapat. Bakalım. Yes, %100. Para 44.840. Deneyim 4.381. Bam. Si senior, si. 96 binimiz oldu. Bununla bir şey de alamıyoruz ha ofise. Değil mi? Yani ki arazi mülkü satın alıp tapu almak, arazi üzerine bir ev inşa edip arazi üzerine bir ev dekore etmek o 100 bin doları bulur. Hatta ben muhtemelen bir iki görev yapmam gerekecek. Eğer devam edeceksek, bilmiyorum, size kalmış o biraz da. Bakacağız. Hani yeterince sevdi, beğeniriz. O iş bir kalın da çünkü yani. Ondan da eminim. Bayağı sıkıntılı. Abi maile basıyorum işte. Nerede mail? Yok ki ya. Bunlar mı mail? Belki de.
Yes, onlamış. Yani öyle bir gazlama durumu olursa olur. Onun dışında bayağı kısmında oynadım Allah için yani. Güzel oyun ya, benim hoşuma gitti. Baya baya bir şey var ki şirketi daha da devam ettirebiliyorsun. Ekstra açılan yerler falan filan var. Toparkıydı, o suydu, bu suydu. Malzemeleri oraya çektirmen de güzel bir şey. Ha, çöpler gidiyor abi. Kalın burada. Vallahi hiç gerek yok yani, şunlar. Tasam 1.000 dolar etmiyor. Neyse efendim, benden bu kadar. Benim de bu kadar diyelim. Umarım diye beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz efendim, beğenme meselesini unutmayın. Görüşmek üzere. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.